Sıla ve Doğukan, ortak noktalarınız ve anlaşamadığınız noktalarınız neler? Ortak noktalarımız bence plansızlık ve açık sözlü. Açık sözlü, evet. İkimiz de aşırı açık sözlüyüz. Yani birbirimize karşı ve çevremizdeki insanlara karşı da. Bu güzel bir şey. Yani birbirimizden... şu benim için çok güzel bir şey. Doğukan iyi ki hayatımda ve bana çok şey kattı kısa bir süre içinde. Teşekkür ederim sen de. Ve şimdi... Neyse. İki arkadaş olarak biz... Bu bir canlı yayın. Bunun bir farkına varalım bir an önce. Şeye bağlayamadım. Yani insanlar genelde bizi şu an sevgili falan zannettikleri için. Hayır, değiliz. İki arkadaş olarak biz en güzel tarafı... ben Doğukan'a her fikrimi açık açık söyleyebiliyorum. Ya da düşündüğüm bir şey saçma da olsa. Çünkü beni yargılamayacağını biliyorum. Her konuyu onunla rahatlıkla konuşmak en sevdiğim özel bir... Tamam. Güzel bir kompozisyondu. Evet, yani Sıla'nın şeyini seviyorum. Açıklığını. Enerji olarak açık, zihnen açık. Söylediğim bir şeye cevabı hazır değil. Yani o negatiflikle üstüne gelen birisi değil. Dolayısıyla canın sıkkın olduğu anlarda bazen mutsuz gördüğüm anlar tabii ki oluyor. Çünkü biz haftanın 6 günü ve ortalama 6-8 saat arası haftanın 6 günü birlikteyiz. Tabii ki duygu durumunda da bir takım değişiklikler yaşanıyor. Ama bu noktada Sıla gibi şeffaf ve iyi niyetli, iyi bir bireyle çalışıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Bence ortak yanımız da ikimizin de neyi neden yaptığını, neden burada olduğumuzu biliyor olması kaynaklı diye düşünüyorum. Ben buradan takip edemiyorum soruları da, siz sen oraya bak, bulursanız bana böyle güzel söyler misiniz? Ha, soru, evet. Soru mu? Evet, öyle bir şey olabilir. İsterseniz siz takip ederseniz aralarda... Evet, olur olur. Mesela daha şey söylüyorlar, oynadığınız karaktere bir şey söyleyecek olsaydınız bu ne olur diye birkaç kişi sormuş. Hmm. Genelde çoklu olan soruları size sorayım o zaman. Tamam, o vakit tamam, olur. Da. Başlayalım. Doğaya ne söylemek isterdim? Bu kadar kolay manipüle olma. Evet, manipüle tarafını düzeltmesini söyleyebilirdim. Güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum. Çünkü güçlü bir ailede büyümüş. O yüzden o gücünün farkına varmasını ve her şeyden önce birazcık daha kendine özen göstermek mi diyeyim, kendine değer vermesini isteyebilirdim ondan. Hı. Evet. Ben Fatih... Yok. Benim Fatih'e söyleyeceğim şey aslında biraz sakin. Biraz sakin. Ama işte Fevri'yi çabuk yanıp çabuk sönen bir karakter. Bazı durumlarda biraz daha sakin kalması sadece Fatih'e değil genel olarak insanlara söyleyeceğim bir şey olabilir benim. Ama onun dışında bir de İnsanlar okula gitsin, eğitimini falan görsün, bazı düşünce yapılarınızı biraz geçelim. Bazı düşünce yapılarını biraz esnetebilir, yapısını biraz esnetebilir diye düşünüyorum Fatih. Ama geleneksel bir ailede yetiştiği için ideal bir baba formu, figür olmak, bir baba figürü ve varisi olmak, ondan sonra ailenin büyüğü olmak gibi bir durumu ve isteği var. O yüzden çok sahiplenici, çok kollayıcı bir tarafta. Öncelikle birey olsunlar diyelim o zaman. Ama şeyleri var yani tabii. Biraz agresiflikleri var yani. Peki ben bir şey daha sorayım. Daha doğrusu sorulan sorulardan. Sizce ikizlerin adı ne olmalı? Abdullah Pembe. Apo. Yok yok, şaka yapıyorum. Kızı olursa kız olacak zaten. Kız olursa. Oğlum değil mi? Kızdı. Biri kız, birey. Ada. Kız da ada isterdim. Doğa ada. Hı. Ben Sıla olarak da kızım olursa ileride böyle hani ada koyabilirim. Adayı seviyorum. Anladım. Erkek bilmiyorum. Hiç düşünmedim ben. Yani Fatih için mi cevaplayacağım? Bu normal, kendiniz olarak cevaplayacaksınız. Siz de o kadar. Yani dünyadaki herhangi iki bebeğin adı ne olsa diye mi cevaplayacağım yoksa... Fatih ile Doğan'ın çocuğunun adı ne olsa diye cevaplayacaksınız. İzleyicimiz böyle soruyor tamam diye düşünüyorum. Fatih ile Doğan'ın çocuklarının adı...
Yani hiç Doğukan olarak hiç düşünmedim o kısmını ama bence Fatih için babasının adını mutlaka koymak isteyecektir. Yani Abdullah'ı kesinlikle isteyecektir. Bencesi Doğukan olarak bence bizim ebeveynler olarak ortaya çıkardığımız ürünler değildir ya çocuklarımız. Aslında yeni bir yaşam formuna vesile olmak. Dolayısıyla ben kendi annemden, babamdan ya da aileden bir ismi koymak yerine yeniden bir enerjiyle var olmasını isterim gibi bir cümle kurdum. Umarım olmuştur. Gayet güzel. Son birkaç soru daha soracağız. Ondan sonra sizi setten bekliyorlar. Hangi takımlısınız? Sorulardan biri bu. Hadi. Hangi takımlısın? Marş aklıma gelmedi. Söyle, yoksa sana eşlik ederdim. Dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyelim biz. Oradan da tepkiler vardı. Ne oluyor ya? Ben takım tutmuyorum. Kim tutarsa onu tutarım. İşte. Kazanandan yana. Ne ya? Hayır, kazanandan değilim de hani. Mesela Beşiktaş. Okey olayım hani. Niye kırayım ki şimdi? Şimdi bana desen Fenerbahçeli olmayabilirim ama sevmiyorum. Niye kırayım ki deyip Fenerbahçeli olmam diyorsun? Partnerin Fenerbahçeli, dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe demiş. Fenerbahçeler Kadıköy'de oturuyorum. Stat falan biraz trafik sıkıyor durum beni. O sosyal siz taraftarlar sevmiyorum Fenerbahçeli. Peki, Do, Fat bir müzik olsaydı, bir şarkı olsaydı ne olurdu diye sormuştum. Sana sarı laleler aldım. Ne yani? Çiçek, aklıma o geldi. Evet, ama ne alaka? Ama sen olmasan buralara gelemezdim ben. Değil mi? Çok ya, uydurdum ya. Yani. Aa! Birazcık playlistine bakayım. Duayla Fatih'in şarkısı. Evet, yani bu ufak nasıl bir şarkı olurdu? Hangi şarkı olurdu? Bunu hiç düşünmemiştim. Güzel soru. Bu çok iyi soru var, güzel soruyorlar, soru. Evet. Belki de yanlış da doğruları. Yok abi, biz kilitlendik şu an. Bunu şöyle yapalım, biz belki de yanlış da doğrularım her sevgili ve her aşk durumu için söylenebilecek bir şarkı olduğu için güzel bir destek. Biraz fazla kavga güzel bir destekti. Ama gibi bir parça aradım ben. Buldum zıt, ben. Buldum. Zıtlık. Hep ayrılık barıştı, kafamız çok karışık. Neydi onun adı? Devam etsen. Yok mu canlı yayında bir şarkımız? Uykuya dalmadan. Uykuya. Ama onun da sadece o kısmı mesela uyuyor. Şu an aklıma gitti geldi. Hep ayrılık barıştı. Ben bu belki seyircilerin fikri vardır, şu an yazıyorlardı. Zıt. Ne bileyim ya, akla kara gibi. Yani, siyah beyaz gibi. Bak. Siyah beyaz bizim gibi biraz kayhan. Siyah beyaz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Kovaladıkça kaçan ateş böceğimiz. Kim kovalıyor ki? Doğa geliyor zaten. Güzel. Kül yazanlar var. Kül. Cemal Bey. Evet, ama Kayhan da fena olmazdı. Son olarak izleyicilerimize, takipçilerimize bir mesaj verip... Öncelikle, şunu artık alayım mı? Şimdi, hepinize çok çok teşekkür ederiz. Şöyle bir, acaba manzarayla mı elveda desek? Nasıl yani? Tatlı seyircilerimize. Şu an set araştırdık. Umarım bunu yakın zamanda yine böyle daha uzun. Hatta Doğukan'la bir gün kahve sohbetlerimizi sizinle paylaştık. Çok teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdınız. Sözcü lisan ettiysek. Affola. Kaçırdığımız sorular varsa. Ben inanıyorum ki önümüzde uzun bir süreç var. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Sen al canım. Hoşçakalın. Bu kadar ya. Şu öpücük de. Dur, elimde telefonum var. Bu klasik değil mi şu?